Efendim Gıybet programına hoş geldiniz. Bugün Kısmetse Olur Aşkın Gücü. Tekrar teşekkür ederim. Anlık ciddiyeti peki. Bunlar lazım zaten. Öyle olsun. Efendim Bilek programına hoş geldiniz. Bugün Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının olaylı isimlerinden diskalifiye olmuş bir isim. Kendisi bunu kabul etmesine hepsini konuşacağız. Sevgili Simge konuğum, hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sen bu kadar kibar görüntüyle bakmayın bu arada. Birazdan bombalar patlayacak biliyorsun. Bir dipnot vereyim, biliyorsun ben hala ameliyatlıyım. İçinde bak, aha. Aha bak, korsa. Valla bak içinde korsa var. Tam böyle daha kendimde değilim, o yüzden bir yana dönerim, oraya dönerim, şunu yaparım, bunu yaparım. Yanlış anlamayın, baştan söylüyorum. Neden Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katıldın Simge? Öncelikle aklımda böyle bir şey yoktu. Bana çok mesaj attılar. 2 kere falan görüşmeye gittim. Sonrasında bir şey oldu, gidemedim. Tekrar üst üste arayınca. Zaten kız arkadaşımla birlikte katılıyorduk normalde. Hani ikimize bir harika bir şey olsun, macera, bir aksiyon. Kız arkadaşım kaza yapınca ben yalnız kaldım. Bu ya. Evet, çekime 2 gün kala trafik kazası geçirdi. Şu an çarptı girdi mi sonra? Yok, hayır. Son dakika başka birini aldılar. Ben de bilmiyorum. Ama çok merak ettim biliyor musun? Son dakika kime haber verdiler? Bu ya. Kız şeyi yemedim hele. Ay bacım hele versene. Meşhur sarma. Arkası. Oh, bakayım nasıl yapmış karı. Ne oldu kız? O yüzden hepsini dibe düştü. Hepsini. Şeyleri yerlere düştü. Neyse sonra yeriz bunları da. Ay öyle sağlık vallahi bacım. Herifler haklıymış. Şimdi bacım gelelim konulara. Sen kabul etmiyorsun ama sevgili Öykü Serhat'a ekranda senin diskalifiye olduğunu söyledi. Evet. Sen diskalifiye mi oldun? Ne oldu bana? O günü bir anlatır mısın? Öncelikle diskalifiye edilme gibi hiçbir şey söz konusu değil. Ve biz arkada evet tartışmamız oldu ki kızlar kulübünde her zaman tartışma oluyor ve her zaman o zaman her gün birinin diskalifiye olması gerekiyor. Evet. Mantıken böyle olması gerekiyor yani. O her tartışmalar böyle çok yüksek seslerde mi oluyor? Yüksek sesli oluyor, tabii ki oluyor. Ve bunun üzerine ben zaten bir sürü kişi buna şahit oldu. Ben bayağı saydırdım. Evet küfür mü ettim? Küfür ederek çıktım ben oradan. Herkese yapımına, ona, buna saydırdım ve eşyalarımı topladım, taksimi aradım. Ben gelmiyorum artık dedim. Gelmiyorum dedim. Bayağı çantamı falan kapattım. Bir sürü kişi peşimden geldi, ne yapıyorsun falan. Uğur bir saat bana dil döktü. Simge yapma, etme diye. Uğur da burada. Çok seviyorum seni. Ve üzerine şey hatta, benim taksim biraz geç geldi. Uğur oradan bir araçla beni yaptırdı. Ben de evim çok uzak diye oradaki çalışanı yormak istemedim. Kendimi ülkeye bıraktırdım. Taksim'de direkt ülkelere geldi zaten. Ama ben bir de kimseye sormuyorum. Hani ne söylenildi falan. Çünkü hani bırakıp gitmişim. Ne söylenilebilir ki? Gelmedi evet. Ve bitirildi. Budur. Sonra bu biz ifşaların çocuğu Yasin. Yasin sürekli böyle bunları yayınlıyor. Ben de bekliyorum ama hani gün geldiğinde bunu nasıl yapacağım, morse edeceğim falan. Tatlı yayınlandı. Öykü Hanım'daki diskalifiye kırmızı. Arkadaki davranışlarından dolayı. Siz eğer birinin davranışıyla alakalı birini diskalifiye ediyorsanız bir kanıt sunmak zorundasınız. Arkada arkadaşlarının davranışlarından dolayı mı? Arkada neler oldu? Birileri birilerinin kafasına tarak fırlattı. Birileri birilerine saldırdı. Sizde de oluyor muydu öyle bir şey? Eskiden biz bunlara alışırız, tarak marak bir şeyler. Bunlar yaşandı. Gayet de net bir şekilde yaşandı. O zaman benim kimseye bir temasım yok. Onları diskalifiye etseydim o zaman. Hiç temasta bulundun mu? Doğru söyle. Temas mı? Yok, hayır kimseye bir temas. Hep böyle hani sözlü denekler tartışmaları. Peki Simgeciğim, diskalifiye olmanda Rotinda'nın bir etkisi var mı? Öyle bir şeyler duyduk biz çünkü. Öncelikle diskalifiye olmadım, kendim gittim. Çok özür diliyorum, evet. Çok teşekkürler. Yani benim açımdan hiçbir etkisi yok. Ben zaten daralmıştım artık, son noktaya gelmiştim ve terk ettim stüdyoyu. Onların konusu ortak arkadaşımız onunla ilgili bana bir şeyler yazmıştı. Kız kulisi yani, hepimiz konuşuyorum normal olarak ne duyduysak. Bunu konuşmuyorum diyen yalan konuşuyorduk. Sonra içeride bu olay patladık. Ben kulise geçip Rotinda'ya zaten gösterdim. O ara biz kendi baş başa konuştuk. O ara hiçbir sıkıntımız, bir şeyimiz yoktu. Ben zaten yemeğe gittikten sonra sanırım o birazcık üzülmüş. Ağlamış diyorum ben de. Yani olur öyle şeyler. Neden anladın? Şimdi şöyle şeyler söylüyor insanlar. Simge Rotinda'yı bel altı vurdu. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Bunun bir cevabın var mı? Ben kimseyi bel altı vurmadım. Bana bir mesaj geldi. Mesaj hakkında konuştuk. Ben kimseye elimde şunun var, bunun var gibi bir ithamda bulunmadım. Ekstra olarak da madem böyle bir iftira. sen o kıza iftira attı deyip aradan 2 hafta geçtikten sonra kıza nasıl olur da birbirimize çok benziyoruz, saçlarımıza kadar aynı canım cicim yapabilirsin. Mesela bunun mesajında ben hatta okuyacağım mesajı net olsun. Ay her şeyimiz benzemiyormuş gibi de aynı zamanda aynı saç rengini yapmışız. Hadi buyur. Yani şey... Rutin dağışlı cevap vermek istersen kapımı açıp daha net. Ben kötü hiçbir şey söylemiyorum ya. Dediğim gibi bana bir mesaj gelmiş. Ben mesaj hakkında konuştum. Kimsenin elimde bunu var, bunu, şunu var gibi bir ithamda asla bulunmadım, bulunmam da. Peki Simge, şu Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında senin adın şöyle geçiyor biliyorsun halk tarafından. İşte bütün ifşalar Simge'de, her şey Simge. Simge'yle telefonla aldık, her şey onda Simge ifşacı. Elinde çok fazla ifşa var. Aşkım şimdi ifşa denilen şey bence yani birini çıplak görmüşsünüzdür, çıplak fotoğraf atmıştır ya da biriyle bir şey yapmıştır falan, bunlardır ifşa. Hani ifşa insanlar bilmiyor. Bu ifşadır benim gözümde. Peki sen emin ettiğin ki var mı yani? Fotoğraf? Yok. Ben de ne arasın? Ben de ne arasın? Yok yani dediğim gibi. Örnek veriyorum, ortak bir arkadaşımız çıkıyor ve onun üzerinden diyor ben sen bunu arkadaşlarım beni benden alın. Karın her yerde eli var bu arada, yemin ederim. Yani sosyal medyanın beni sevmesine çok ihtiyacım yok. Allah aşkına çevrem beni çok seviyor. Teşekkürler. Ya, ama var ya elinde yazışmalar, bu ifşa dedikleri şey neler? Aşkım onlara göre ifşa, bana göre ifşa değil. Arkadaşı hakkında yorum yapıyor bana yani. Ya da onların birlikte yaşadığı şeyleri bana anlatıyor gibi bir şey bu. Ben altı şeylerde mevcut mu? Yazışmalar da olmak üzere konuşursak. Olabilir. Ay şu karının telefonunu bana verin, birkaç gün bende kalsın. Buyur. Bir tanesini göstermek istiyorum. Yemin et. Kameraya mı bana mı? Sana hayır. Kameraya gösterdin mi oğlum? Yok. Sonra mahkemelik olurum, olmaz. Kimle ilgili kız? Dedim mi? Belki anlatırım. Al. Kız bu bizim kız. Bu yok. Nerede bu? Söyleyemem işte. O kişinin evinde. Ay ben bu bilgilerimi konuşmaya koydum, iyice böyle boşuna liposuction oldum. Yani bu ifşa olurdu işte. Herhalde kız. İfşa olurdu. Çünkü yapmadığım, bir de insanlara yapmıyorum ben böyleyim diyorsun ama elin adam gelmiş fotoğrafını çat diye çekmiş senin. Ya. Dua et. O adamla önce har rak sonra fotoğraf mı? Aynen. Dua et, program devam ediyor. Biraz daha yine bu ifşalara gireriz de bana Bilek'i anlat Simge. Bak insanlar Simge'yi çok ister. Nankör Bilek. Nankörsün. Buyurun. Gerçek bir nankörsün. Bilek'i çok seviyorum. Ben seviyordum. Bilek'in bende çok hakkı vardır. Şöyle evet. Yalan söyleyeyim. Ne olursa olsun onunla konuşmamış bile olsam yeri gel kötü olduğum zaman da yanımda olmuştur. Ama bir bölümde şey gambaz mı fiştikçi mi ne bir öyle cümle geçiyor. Evet. Ve bu bölümün yayınlandığı gün de ama bir tane önemlisiyim bebeği. Bir bölümde şey o bölümün yayınlanmadan bir gece önce ben şey diyorum. Hani Bilek için bu da benim gibi yanıyor şunu kaldı. Aşkım ne yapayım? Karı kaldırdı şeyini. Biri lezbiyen falan diyor ama aşkım ben değilim. Seni arkadaşlara havale ediyorum. Evet. Ben bu kadar iyi şeyler konuştuktan sonra dönüp senin böyle bir cümle kullanman, benim arkamdan böyle bir cümle kullanman çok ayıptı, çok yanlış. Eğer ki ben de senin kötü olmanı isteseydim, çok kötü bir hale sokardım seni. Buna en iyi sen biliyorsun. Ama ben böyle bir şey yapmayacağım sana. Çünkü ben senin gibi nankör değilim. Gambazcıyımdır belki ama nankör değilim. Sen nankörsün. Öyle. En son ne zaman Bilek'le konuştun? Ha, bu arada asıl bombayı da şu an patlatmak istiyorum. Geçenlerde bu bölüm yayınlandığı zaman Bilek bana mesaj attı. Sen neden sevgilin varken eski flörtleştiğin birine mesaj atıyorsun? Kızın ilişkisi var. Hadi. Açıklama yapıyor bana. Ben kimim ki senin için? Sen bana açıklama yapıyorsun. Biz senin arkadaş değiliz. Gambazcı kelimesini söylememiş. O benim arkamdan asla kimseyi konuşturmazmış. Mesajları sana okutmadım. Hayır ben ya bana keşke bu işleri okusan da ben de bir zevk alsam bu işlerden. Ama yok anam nerede bu işler? Hatta mesajı şöyle ben onu da okuyayım. Şimdi yazdım. O mu kız? Evet o. Şöyle numarası olduğu için gösteremiyorum. Yemin ederim o vallahi. Yani. Şimdi yazmışlar, gördüm yayında Çağrı'ya söylediğim lafı sana söylediğimi düşünmüşler. Arkandan konuşturmam merak etme. Sen de daha fazla milletle tartışmalara girme boş ver. Buyurun. Ben dedim ki söz orada belli. Bence açık izle, dikkatli dinle falan. Yazmıştı 32. dakikadan itibaren izle. Öncesinde zaten sevdiğim biri iyi olmasını isterim bundan sonra diyorum. Çağrı'yı da aradım konuştum demiş. Ben de gambazcı diyorum. Aramızda geyik var falan. İşte böyle şey. Bayağı bir açıklama yapıyor sana evet. Kısacası canım ya. Benim sevgilim varken bana yazma. Sevgilim olmadığı zaman da bana yazma. Eğer bir neyse kötü konuşmak istemiyorum. Peki ya. Sen uyardın mı onu bir daha bana yazma konuşma? Son mesajımda dedi. Da evet şöyle mesajda hatta göstereyim ben. Bileğe son mesajımda. Numarasını göstermeden yapacağım. Okunuyor ama elim tüfeğe yeter. Okuyorum yani da. Dedim. Hı. Bunu da okuyorum sesli olarak. Polyan olaylarını boş ver Bilek. Ya cidden bana da yalandan iyi davranmana gerek yok. Bir daha yazma, sebep ne olursa olsun rica ediyorum. Ben salak değilim. İzleyenler kanar bunlara. Sadece neyse siliyorum bunları. Sen de aynısını yap. Numarasını sildiğim için şu an ekran şeyini gösteremiyorum. Peki Simge, senin evde adam akıllı bir ilişki yaşadın sonuçta. Yok yaşamadım. Yaşadın aşkım. Yaşadın. Sedat Bey'le bir ilişkiniz oldu. Sedat'la bir ilişkimiz olmadı. Sedat'la tanıma yoluna çıktık. Olmadı demeyeceksin. İsmimizi ilişki olarak koymayalım. Aşkım yaşadın. Şimdi bunu kabul edeceksin. Okey. Vallahi. Simset diye bir şey oldu mu? Kabul. Simset oldu mu? Oldu. Ha buyur bakışlara bak. Şimdi önce şunu sorayım. Kibar bir soru. Halk Simset'i neden desteklemedi sence? Halk Simset'i neden desteklemedi? Öncelikle ben zaten linçlenen biriydim baştan beri. Bu doğru. Linçlendiğim için sadece Simset olarak değil hiçbir konuda desteklemeyeceklerdi. Simbil dışında. İşte örnek veriyorum Luca'yla da bir konum oldu. Luca'da bile evet destekleyen çok oldu geleceğiz. Ayrı. Ama ona bile deli gibi linç bastılar çocuğa yani. Hani bu şey ufak bebelerin yaptığı belirli linçler sebebiyle hiçbir konuda zaten desteklenmeyecektim. Bunun Simset'le alakası yok. Hangi ilişkin olursa olsun sonuç bu olacak. Peki Simge, Sedat'a karşı kalbin küt oldu mu? Ne zaman? Zamanında. Yani birazcık evet. Evet. Ama nedenini söylemek istiyorum. Tabii. Herkese bunu anlatmak istiyorum. Stüdyo ortamı ciddi anlamda psikolojik bir savaş verdiğimiz bir yer. Ve çekimler esnasında hiçbir şeye fırsatımız yok. Yani bir kahve içmeye fırsatımız yok ve artık ailemiz, arkadaşımız, dostumuz, her şeyimiz biz birbirimiziz. Evet. Ve bir yerden sonra birine ihtiyaç duyuyorsun. Hani o gece konuşmaya birine ihtiyaç duyuyorsun, seni birinin anlamasına ihtiyaç duyuyorsun. O zamanlarını dolduran biriydi ve bundan dolayı bence o boşlukta tutunduğum bir şeydi. Ne derler? Tuttuğum bir dal. Aşık olmadı. Evet. Ama bir şeyler hissettim. Tabii. Pişman mısın? Pişmanlığım kendi hissettiklerim için değil, yanlış kişi hissettiğim için. Yani şimdi niye ayrıldınız? Anlatayım. Tabii. Öncelikle nereden başlayayım ya? İstediğin her yerden. Konu şöyle başladı. Bu ses odasına girmiş. Yanlış yapabilirim, beni affedin. Bu saatten sonra ben stratejik ilerleyeceğim. Evet, bunu net bir şekilde ben de duydum. Doğru. Cümlesini benimle ilişkiye başladığı gün söyledi. Yani çekimler tabii önden gittiği için evet. Hani bunu izlemiyorlar. Bu bana sonrasında geldi ve direkt zaten gerekli mesajı atıp ben Sedat'ı engelledim her yerden. Cevabını beklemedim. Evet. Hatta son mesajımı da duruyor, onu da okuyabilirim. Yazdım ki... Uzağı da görmüyorum ki. Seni daha çok görmeleri için stratejik mi oynayacaksın? Sen nasıl bir karaktersin ya? Allah'ını seviyorsan bu saatten sonra benden uzak ol. Ne dersem yut yani. Şimdi işine bak, gereksiz yazdım ve engel de şurada. Öyle de bitirdiniz. Öyle. Ertesi gün sete gittin. Ne oldu? Ya zaten bitmişti. Artık o saatten sonra zaten bizi toparlanamadık. Galada falan cırt. Asıl konu ne biliyor musun? Çok farklı. Dışarıdaki ile kamera önündeki adam çok farklı biri. Kötülemek karşısında söylemiyorum. Onu da söylemek istemiyorum. Kötülemek istemiyorum. Ama o kişiyle içerideki kişi çok farklı. Benim sarhoş olup beni arayıp benden ne kadar çok hoşlandığını falan söylediğini biliyorum. Ve ayrıyetten ben uyuduktan sonra o sarhoşlukla bana bizim editimizi mi ne yapmışlar? Sadece bir sayfa bizim sürekli editimizi yapıyormuş. Ben bilmiyordum bunu. TikTok'u takip etmiyordum. Onu attı bana ya. O duruyor. Gecenin bakın ben uyumuşum. O sarhoş kafayla kaçında atmış? Sabahın kaçında atmış? Kız o zaman Sedat sana aslında yanıktı yani. Seviyordu o zaman adam seni kız. O şeyi seviyor, sosyal medyayı seviyor. Peki Sedat için prim seviyor diyebiliyor muyuz? Evet. Bak Kısmetse Olur TikTok'ta diye bir şey. Sabahın 6.57'sinde. Yemin ediyorum. Hatta bana en son yazmış ki iyi geceler bebek, evde hiç sıkıntı yok. 1.59'da yazıyor bunu. Ben o ara uyumuşum sanırım. Mesajına cevap vermemişim. Yok öpücük bırakmışım. Mesajı ifade bırakmışım. Evet. Sonrasında da 6.57'de bunu atmış bana. Peki sence senle birlikteyken aklı Elif'te miydi? Yoksa hiç böyle bir şey yok muydu sence? Ne hissediyordun? Bir kadın olarak ne hissediyordun? Ben onun bir cümlesini söyleyeceğim size. Bizim son zamanlarımızda telefonda onun suratına kapattığım bir şey oldu, konuşma. Bana şöyle bir cümle kullandı. İkinizi de aynı anda bana veremiyorlar. Evet. Ne? Yemin ederim. Yemin ederim. İkinizde de aynı anda aşk yaşayacak. Keşke ikiniz de aynı anda bana veremiyorlar mı, ikiniz de olsanız gibi bir cümle kullandı bana. İnkar etmek istiyorsa inkar etsin ama benim telefonum numaram dağıtıldığı için bütün konuşmaların bir uygulama tarafından kaydediliyor. Yani istersen onu da çıkarttırabiliriz. Ve zaten bu cümleyle biz bayağı kavga ettik ve bana saatlerce dil döktü. Şaka yapıyorum işte, senin işte kızmanı seviyorum, senin sinirlenmeni seviyorum falan filan. İşte senin bağırıp çağırma hoşuma gidiyor falan böyle. Peki bunu inkar etse sen bunu kanıtlayabilir misin? Yani şöyle, ses olayını zaten şey yapamıyoruz, yayınlayamıyoruz. Bu bir yasak. Tabii ki. Yani gider, hakkımda dava etsin bana iftira atıyor diye, açık ve net. Dediğim gibi numaram şeyden dolayı, dağıtıldığından dolayı bir uygulamada bütün konuşmalarını falan kaydediliyor klasör halinde. Oradan istediğimiz tarihi, yani o saati çıkarttırabiliriz. Zaten o zamanın kavga ettiğimiz mesajlar var, hangi tarih olduğunu çok kolay buluyoruz. Öyle. Büyük bir şok içindeyim bu arada. Ben de şok olmuştum bunu duyduğumda. Zaten bazı hareketler bir yerden sonra mide bulandırmaya başlıyor. Böyle. Peki Simgeciğim, gelelim Zura'nın zort dediği yere. Yıl başında neler oldu? Canım. Ben bir şeyler duydum biliyorum ama şu an tamamen ilk kez duyuyormuşçasına dinlemek istiyorum. Yıl başında neler oldu? Sedo'yla ilgili değil mi? Tabii. Bir takım şeyler duyduk biz. Yani bu insanlar şey imajı veriyor ya, ben hiçbir şey hissetmedim. Evet. Ya benim aklım zaten oradaydı, benim aklım karışıktı falan. Ya senin aklında başkası varken neden benim evime gelebilirim gibi bir teklifte bulunuyorsun? Diyorum işte ne oldu? Ne yapacağım? Gelip kahve mi içeceğim? Benimle mi geçirmek istiyordun yılbaşını falan gibisinden bir şakalaşma oldu. Ha, bensiz geçiriyorsun yılbaşını falan yaptım. O dedi ki istersek dur ya, mesaj okuyacağım yine, yalan olmasın. İstersek kahve içebiliriz diyor. Kahve. Yani yılbaşı kahvesi. Doğru. En sadesinde. Ne yapıyorsun boş boş dedim. Ne yapayım, geleyim mi? Kendin oku. Ay okuyorum kız vallahi bak. Yemin ederim yılbaşı gecesi. Bak 12'ye 22 kalan. Ne yapayım, geleyim mi demiş. Bir de gülmüş 2.parantez. Ey Allah'ım yedin kafayı demiş bizim kız. Ne yapalım peki 2.parantez? Ne yapmak istiyorsun aslan diyor bizimki. Sen söyledin sıkıldığını diyor karşı taraf. Uzun kız o. Yapacak çok şey var zaten biliyorum ama ne olur ne olmaz diye çıkmadım, aksiyona gerek yok. Yapacak bir şey bulsun, evde sana niye sıkıldım yazayım başkanım. Tamam senin için ne yapabilirim diyor karşı taraf. Sen niye böyle soğuksun diyor. Hep 2.parantez. Bayağı buluşası mı? Evet. Direkt şöyle okuyayım. Ne yapmak istiyorsun benim için dedim. İkimiz için ne yapmak istiyorum aslında. İkimiz için ne yapmak istiyorsun yazdım. Yahu soru sormakla geçmez böyle falan filan. Benden ayrı geçirmek istemedin herhalde yazdım. İstemem tabii. Ben dedim ki kurallar bize kalsaydı. Keşke yazdım. Bana yazdı ki kurallar bize kalmış zaten. Ben dedim ki benim niye haberim yok aslanım yazdım. Okur musun? İstersek oluruz demiş. Anamın. Yani tansiyon, bak ben kendi kendime bir şey yaşamadım. Herhalde yok. Kendi kendime hiçbir şey yaşamadım. Tabii gösteremiyoruz ama gördük yani. Serhat Bey her zaman cevap verebilirsiniz, kapımız açık. Ay inanamıyorum. Yılbaşı sen nelere kadirsin? Dur bir muhabbet daha, bu lezbiyen muhabbeti. Buradan lezbiyene nasıl geldi? Hazır onu anlatacağım dur. Milletin bize dert oldu. Yine muhabbet var. Biz kavgalıyız, biz ayrılmışız. Bu bir kulüpten çıktı, çok sarhoş beni aradı. Dedi ki biri bana bir şey söyledi, sen kulüpten kız düşürüyorsun falan filan. Sen mi? Ben düşürüyorum. Soruyu tanımasam. Erkek desen neyse. Dedim ki ne saçmalıyorsun dedim. İşte şey yarın bana gösterecekmiş bunu diyen kişi. Dedim göstersene benim böyle bir şeyim yok. Evet. Ben kendime dedim inanıyorum. O gün ben de sarhoşum ama evde içmişim. Bana dedi ki şu an yanına gelip konuşacağım dedi. Ben böyleyim tarzı tamam gel konuşalım. Bana dedi ki şey biz o ara kavgalıyız falan ya. Sana güvenmiyorum sen beni patlatırsın dedi. Neyse tamam haber vereceğim dedi kapattı telefonu. Neyse benim kocam var. Sakin olun. He kız ne zaman göreceğiz biz adamı? Sen gör. Göreyim kız vallahi. Göster kızlar. Adını söyleme ama. 3-5 kişi izleyeceğiz lan. Mavi tıklı. Seni Allah kahretmesin. İnternetimiz niye kötü? Milyon... Ben programdayken yazdı bana. Programdayken kaldırmış sana. Böyle diyor. Bu da diyor. Ben Fatih'in numaramı istedim durup dururken bana numaramı verdim. Hakkari değmen atmış numarayı. Ben dedim ki ciddi misin? Senin bu el ile tuttuğun çocuk mu? Evet. Şu an devam mı? Hani bir suratını da görüyorum kız. Allah mutlu etsin aşkım. Dilerim uzun sürer ve evleniriz. Hayır ben Galatasaraylıyım o yüzden yani hayır demezdim. Siz evlenmek istiyor musun? Hayır. Valla. Bu programa girerken evlenirim diye düşündün mü doğrusu? Yok. Ben öylesine girdim ya. Ben aşk meşk onları geçin yani. Ben oradan çıktığım an hepsi arkada kaldı. Direkt ilk çıktığım gün acaba bugün kime yazdım? En azından dürüst. Diğerleri gibi 3000 liraya verip saklamıyor. Bak diyor ki bence canım istediği zaman diyor konuşuyor. Yardım sana tabii. Paralar veriyor 3000 liraya yardım valla. Geliyoruz diğer bir konuya. Artık Sedat yeter. Yeter. Şimdi aşkım programın başına bile çok yakın bir arkadaşım vardı. Programın en başında özellikle. Sevgili Aybüke. Ne kadar arkadaşın? Evet. Sonra bazı şeyler sardı. Ama sen geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaptın. Dedi ki Aybüke bazı konularda haklıymış. Dedi. Haklıydı evet. Şimdi öncelikle Aybüke ile olan arkadaşlığın neden bitti? O süreç nasıl gerçekleşti? Sonrasında neden Aybüke'nin haklı olduğuna kanaat getirdin? Bunları bize anlatın. Yani şöyle birazcık benim fevriliğim sebebiyle zaten başlarda birazcık böyle şey olmaya başladı, kopmaya başlamıştı zaten. Yanlış anlamalarım falan. Yani bir de üzerine şey muhabbetleri oldu. Hani biz gerçekten ilk zamanlar içeride dışarıda dostluk. Evet. Ama sürekli sanırım şey muhabbeti olmuş. Benim arkadaşım falan yok. Ben kimseyle arkadaş değilim gibi muhabbetler. Bu canlı yayında da olmuş. Evet. İçeride de geçince insan şey yapıyor kendini geriye çekiyor yani. Tam o zaman yani sırf içeride... O beni arkadaş olarak görmüyorsa ben niye çabalayayım gibi öyle bir şey oldu anladım. Sonra sürekli farklı muhabbetler açıldı. O muhabbetten o muhabbete, o muhabbetten o muhabbete. Ben çok çabuk dolduruşa gelen insanım. Allah var. Beni şimdi doldur birinin anında düşman oluyor. Netim. Ve öyle bir şey oldu. Seni doldurdular mısın? Ya bunu sadece içeride olan şey, biz de gördük bir şey. Benim de kırılıp uzaklaştığım şey ayrı. Ama dolduruşa geldiğimde çok konu vardı. Peki bu dolduruşlara gelmeseydin şu an Aybüke'nin arkadaşlığına devam eder miydi? Muhtemelen arkadaşlık. Aybüke'yi dövdün mü demiş, adı lazım değil bir şans. Evet. Yok, o demedi. Kim dedi? Başkası dövmüş Aybüke'yi, başka bir isim. O değil ama başkası Aybüke'yi. İşte Aybüke'ye bir saldırmış mı ne olayları falan evet, filan. Evet. Yok. Y mevzusunda oldu bir ikisi Erol mevzusunda hani bir tartışma yani. Evet. En son gitmeden önce konuyu mu iftira falan filan muhabbet. Aynen. Orada birine saldırmış ya sonuçta. Evet. Öyle bir şey yok. O yalan. Öbür olayda da dövme mevzusu öyle bir şey yok. Anlık yüzde geliniz. Döven oldu mu bacım? Hayır. Nereden çıkıyor bunlar? Ama bir saniye o sahneyi de anlatmak istemiyorum. Ha bak ben ne duydum biliyor musun bacım? Bir ismi lazım değil, hakikaten Aybüke'yi dövüyor. Duyduğumu söylüyorum. Aybüke'yi dövüyor. Sen ve bir arkadaşın da Aybüke'yi dövmek için koştur koştur gidiyorsunuz. Ama Aybüke kapıyı kapatıp kilitliyor ki sizden dayak yememek için. Hayır, bu olay öyle değil. Biz sese çıktık yukarıya. Biz sese çıktık. Sese çıktığımızda Aybüke normal olarak bildiğin odadan atmış ve kilitlemiş. Kimse öyle bir şey vurma etme kırma şey yok. Okay. Öyle bir şey yok. Şey biz aşağıdayken de arkama doğru şahsı var ya şu arkama doğru bile olmaz senden dur oradan. O kıskanç. Yukarı çıkmış bağırarak kıza. Sanırım biz ne oldu falan filan dedik. Tam orasını hatırlamıyorum ama sadece yalandan çıkmış yukarı bağırmış çağırmış yani. Peki şu an dışarıda bir yerde Aybüke'yle karşılaşsan ne yaparsın? Bir şey yapmam, herkes yoluna bakar diyeceğim. Geliyorum bir diğer konuya. Olaylı bir konu. Bombe bir bombe daha. Yeliz'e dava açtığını söyleniyor, doğru mu? Evet, doğru. Davalık hakkında olduğun için çok fazla bir şey söylemeni istemiyorum evet, aslında ama... çok bir şey söylemeyeceğim. En azından açıp açmadığını bize belirt. Öncelikle dava açtım. Dava açma sebebim, sen kimsenin namusuna bir uzatamazsın. Elimde kanıtlar var diyerekten, paylaşayım diyerekten ortalıkta dolanıp sonra da hiçbir şeyim yok, elinde hiçbir şeyin yok, yalandan bunları atıyorsun. Yelizciğim, söyleseydin biz senin şarkını paylaşırdık. Söyleseydin yalandan bir gündem de yaratırdık. Böyle bir iftiraya gerek yok. Dediğin bilmem neleri ben tanımıyorum ama sen nereden tanıyorsun? Bu da benim kafamda bir soru işareti. Seni nasıl buldular, nasıl ulaştılar? Çok merak ediyorum. Neyse, söyleyeceklerim bu kadar. Ben seninle mahkemede görüşüp, mahkemede yüz yüze gelip, mahkeme sonrasındaki kararda açıklayacağım her şeyi. Öyle. Bu arada zaten yaptığı şeyler çok büyük bir yaptırımları olan şeyler. Ses kaydı almanın cezası 2 yılla 5 yıl hapis cezası. Birine bu derece bu sosyal medya üzerinden bu şekilde bir iftira, elinde olsa da olmasa da bu şekilde bir şey atması ve elinde bir şey yokken elinde bir şey var diyerek ekstra bir şey yapması, o da bilmem kaç yılda bilmem kaç yıl hapis cezası. Bayağı bir avukat tuttun davaya açtın. Tabii ki şöyle. Kariyerini söylesem telefonunu çıkar. Ya ben her şey kanıtım var. Öyle. Yani diyorsun ki davada hesaplaşırız. Orada hesaplaşacağız. Mahkemede pardon. Ki bu kadar cesaret ettiğini konuştuysan mahkemede de aynı şekilde konuşmanı bekliyorsun yani. Kısmetli o zaman. Şimdi sen evden çıkmadan 3 gün önce miydi? Tam da vallahi bölümler beyninde karışıyor artık. Luca geldi. Evet, 4 gün. Öyle bir şey. Seninle bir yola çıkıyor. Beraber bir yola çıkmak üzereyken sen evden ayrıldın. Evet. Luca ile aranızda neler geçti? Bu çözülemeyen bir konu. Luca ile aranızda ne geçti senin? Yani Luca böyle aşk adamı. Luca böyle herkese yapıyor. Böyle iyi niyetle yaklaşıyor. Evet. Mantıklı konuşmaya çalışıyor. Evet, doğru. Ben böyle bir insanım. Sen öyle bir insan değilsin. Sen onu tamamen böyle kendi kafanda bir hayali bir karakter oluşturmuşsun. Onu ekranlara yansıtmaya çalışıyorsun. Orada bir dur. Hayır ya. Evet ya. Yani hayır falan yok. Anladın mı? Yani Luca beni şok etti. Luca ile biz dışarıda da konuşmaya devam ettik. Biz dışarıda ben çıktıktan sonra Luca ile gayet de güzel konuşuyordum. Ve bu sırada hayatımda da gayet biri varmış. Şimdi asıl konuya geleceğim. Sen duruyorsun diyorsun ki ben Simge'nin eskiden hayatında birilerinin olduğunu bu evde bilseydim Simge'yi kaldırmazdım. Aha sana dedikleri el hareketi çekecektim, çekemedi. Çekme aşkım. Ulan sen bana mesajda Sedat'la Kırmızı Oda'da izliyorum çok kıskandım diyen sen değil miydin? Ha? Yani bu kim? Bu kim? Bak onun da mesajı var, çıldırıyorum yani. Ya. Sen tam bir böyle ne yaptıysa yanına herhalde birilerini aldı, orada arkadaşlıklarını sağlam kurmuş. Bazıları sana iyi taktik vermiş ama taktikleri uygularken birinin elinde mesaj yapmamaya çalış. Aşkım Luca öyle bir adam değil ya. Öyle bir adam değil mi? Yani evet. Şu an şu mesajı gerçekten senin okumanı istiyorum, sana vereceğim. Herkes bana veriyor. Şuradan oku. Bu mesajı çekmişim. Serhat bana sadece yazdı ki Sedat'la Kırmızı Odan yazdı ve başka hiçbir şey yazmadı. Sedat'la Kırmızı Odan diyor. Ne alaka durup dururken bunu yazmam mesela? Kıskandım çünkü, anlıyor musun? Sinirim bozuldu. Bir sürü yaşandı. Bence hiç izleme devamını. Geçmiş gitmiş sonuçta. İzlemeyeceğim zaten. İşim olmaz, istemiyorum. Neyi istemiyorsun? İzlemek, görmek. Ne oldu? Bilmiyordum. Yani diyorsun ki bildiği halde bilmiyorum gibi mi davrandı? Evet. Ya bir de bunun üzerine benimle konuşmaya devam ediyorsun ya. Orada dönüyorsun. Ben Simge'nin hayatında birileri olduğunu bilseydim Simge'yi kaldırmazdım. Ulan sen bana kıskandığını, benim gitmek istediğim gün sen de gitmek istediğinin mesajları duruyor elimde ya. Ya bildiğin editörler ikna etmiş onu. Benim çıktığım gün editörler seni ikna etti. Yalan mı? Onların da hepsinin mesajı var elimde yani. Bildiğin bana ben de çıkıyorum yazdı ya. Ben gidiyorum yazdığımda. Şu an bir ilişki yaşıyorlarmış gibi bir imaj veriyorlar. İmaj değil, yaşıyorlar. Ya bir geç o işi ya. Hayır aşkım, rutin değerli yaşıyorlar. Mesajı oku ya. Ay artık hayır, bunu da karata olamaz aşkım. Hayır mesajı oku. Aşkım Rotmir. Rotmir al sana, Rotmir ne yazmış, oku şunu. Aşkım adam tuttu kolundan çıkardı karıyı. Tamam geç şunu oku ya. Bu adamın sesini duyamam, bu adamın nefret ediyorum. Atanın bir paylaşımını, şaka mı bu yazdın diye gönderdim. Oku. Şaka mı? Şaka mı bu ya? Ben bunu sesli okuyamam. Artık gerçekten yapamam. Sorma şaka bilmem bilmem ne. Ne alaka? Bir de takipleşmişsiniz falan. Herkes yazıyor yazdım. Bana dedi ki sorma anlatırım. Ok yazdım. Bana yazmış ki bu tavır ne alaka peki? Ben tavır yok soru sordum. Verdiğin cevaba göre verdim. Cevap verdim dedim. Anladım yazdı. Gülücük koydum. Ne yazmış. Sana ne? Aşkım ama ilişkileri var. Ya var da bana niye böyle yazıyor anladın mı? O zaman sen rutin daireyle birlikteyken aynı anda benimle de birlikteydin. Nokta. Yani benimle de birlikteydin derken bir sevgililik bir şey değil. Ya benimle de konuşuyordun, benimle de görüşüyordun yani net. Bitti. Olay bundan ibaret. Bir Aytol sahnesi yaşatmak istediyseniz siz bir Aytol olamazsınız arkadaşlar. Orada bir durun. Durun yani. Tansiyon aleti var mı? Vallahi bak. Aşkım ama bak üzgünüm bana kızma. Hı -hı. Ben Rotimer'e inanıyorum. Olabilir. Ben inanmıyorum demedim. Ama elimdeki mesajlar da bu. Luca kurban olayım. Bak ben seni çok seviyorum. Ben çok değer veriyordum. Yine konuştuk biz. Kız evet ben seninle konuşuyordum. Luca'yı sevdiğini söylüyordun. Doğru. Ta ki bölümlerde ben işte Simge'nin daha önce birileriyle olduğunu bilseydim onu kaldırmazdım. Luca yalvarıyorum. Bizim zaten duygusal bir şeyimiz olmadı cevap ya. Cevap ver bu konuşmaya. Bak ne oldu? Bence cevap verme. Senin hiç hayırlı olmaz. Cevap verme. Ne yapacağız Luca? Kız Roti ne yapacağız? Vallahi üzüldüm şu an. Allah da belamı versin üzülmediyse. Bak bu yaralarım iyileşmesin. Ben çok üzüldüm. Bir şey unuttum söylemeye. Nedir? Bu geçerki YouTube şeyinden. Ha evet, sevgili Yeliz'in bir açıklaması vardı. Programda lezbiyenlerin olduğunu iddia etti. Şey şimdi öncelikle kimsenin cinsel tercihi seni ilgilendirmiyor. Bu bir evlilik programı değil. Reality show, insanların arasındaki sevgiyi, aşkı, bağlantıyı ölçmek amaçlı yapılmış bir program. Tabii sen bunu anlayamamışsın. Sen sürekli evleneceğim deyip asla evlenemeyen bir insan olmuşsun. Aşkım Kısmetse Olur konseptli evlilik değil mi zaten? Aşkım evlilik değil. Aşk üzerine kurulmuş bir şey. Aynı evin içinde her gün insanların birbirleri arasındaki ilişki. Evlilik programı olsa bugün Cansel'le Oğuzhan evlenmek istiyor. Niye evlendirmiyorlar? Programın bitmesini bekliyorlar. Hadi bana cevap ver, evlenme programı. Hayır, biri bana bunun cevabını versin. Zor olmuş olabilirim, o ayrı bir konu da. Ama şunu soracağım sana. Ay ne oluyor ya? Abi yaslanıyor. Ne diyorduk kız biz bak aradık. Öyle bir konuşacak bir şeylerim kalmadı ya. Evlilik programı. Ha. Şimdi sevgili, burası bir evlilik programı olduğuna göre. Evlilik programı değil. Şimdi o zaman şöyle düzeltiyorum. İlişkiler üzerine kurulmuş bir program oldu. Bir kadınla bir erkeğin birlikteliğinden kaynaklı yapılmış bir program olmasıyla birlikte. Evet. Bu böyle bir programda lezbiyen birisinin olması doğru mu? Lezbiyen olduğunu nereden çıkardı mesela? Sen şu sorum acaba. Doğru bir hareket mi? Lezbiyen değil ki. O varsayalım ki böyle bir şey varsa eğer bu doğru mu? Değil şimdi. Yok gayet de doğru. Buraya gelen, bak nedenini söyleyeceğim. Buraya gelen hiç kimse gerçekten ilişki kurmak için kimse gelmedi. Bana kimse burada onu bunu anlatmasın yani. Ben buraya bir ilişki yaşamaya gelmedim. Gayet eğlenmeye geldim. İşte Instagram'da biraz takipçi kasayım, birazcık yeni insanlar tanıyayım. Bu ne evlenmesi? Neyin evlenmesi? Ne ilişkisi? Yaşayamadım diye de ölmedim. Hala ayaklarım dimdik. Herhalde. Sen şahıs, sen. İnsanlarla eğlenmeye gidiyorsun kulübe, ayrı bir kız ortamı. Dönüp de birlikte eğlendiğin kızları burada satamazsın, anladın mı? Çünkü burada lezbiyen yapamazsın. Sana bunu sordum kim, bana söylemedi. Söylemediğime vallahi bak. Bekle. Sonra bir arkadaşım, yani ortak arkadaş grubumuzda biriyle tanıştım. Sonra bu muhabbet açıldı falan. Bir şok, ne alaka dedi yani. Dedim ki böyle dedim, bir olay olmuş dedim. Millete lezbiyen falan diyordum yani. Sana ne insanların cinsel tercihinden ya. İsterse kimseyle olmaz. İsterse kendine... Bu arada Yeliz isim vermedi. Geçen haftaki videoyu izlerseniz Yeliz isim vermedi. O kız da bana anlatıyor. Diyor ki biz diyor gittik hep birlikte. Ben şok. Dedim kimdi? Bu dedi o. Bu dedi. İsimsiz. Ve ne biliyor musun olan şey? Herkes sarhoş eğleniyorlar kulüp ortamında falan. Eğlenirken yapıyorlardı hatta. Bu. Hadi öyle de yapmamış olabilir. Abi ay hiç mi şu olay olmadı ya? Hani yani kız arkadaşın ya. Kız arkadaşın. Herkes bunu yapmıştır en yakın arkadaşın. Ulan yapmıştır yani. Ya da öyle değil. Biseksüel kız yapabilir. Biseksüel olur. Gider kadınla birlikte olur. Gider bir erkekle evlenir. Kime ne? Kimsenin cinsel tercihi seni ilgilendirmiyor. İsteyen istediğiyle, istediği yerde, istediği şeyi yapabilir. Otomatikman sen bu ismin kim olduğunu öğrenmiş oldun. Şarkı dinleyelim. Sen otomatikman bu ismin kim olduğunu öğrenmiş oldun böylelikle. Ama tabii ki ismini vermiyoruz. Saygım sonsuz. Hemen konuyu, yani. Hemen konuyu değiştirip son sorumu soruyorum. Sonra isimlere geçeceğim. Evet. Sence kim birinci olacak? Kim birinci olacağını bilmiyorum. Ama birinci olmalarını istediğim baştan, yani ilk günden son güne kadar birbirlerine hiçbir şekilde ne ellerini, ne gözlerini, ne kalplerini, ne duygularını, düşüncelerini asla çekemediler. Oğcan çıktı. Umarım siz birinci olursunuz. İnşallah. Uygulamaya bot atılıyor ama umarım uygulamadan yana gitmezler. Karı 3 cümle kura 4 Aybüke patlattı. Bunu Aybüke patlattı. Aybüke fark etti. Aybüke fark etmese kızın hakkını bile yiyorlardı o şeylerle. Bir anda Sedat'ın şeyleri atmaya başladı. Evet. Aybüke'nin negatifleri artıyor, ne alaka? Sedat'ın pozitifleri artıyor, ne alaka? Düzelttik dediler ama hala kaçak var ve eğer uygulamaya göre bir birinci seçecekseniz bu tamamen haksızlık olur. Çünkü uygulamaya göre seçilirse eğer kız olarak Elif birinci olacaktır zaten. Erkek olarak da şu an sanırım emin değilim ama Oğulcan sanırım önde. Oğulcan birinci olacaktır. Sedat'ı geçti diye biliyorum ben çünkü. Çünkü Sedat'ın negatif oyları son dönemde artmış diye de biliyorum. Çok da uygulamaya bakmıyorum bu arada. Sana şimdi ben 4 tane isim soracağım. Bu isimlerle alakalı bana iyi kötü, istersen yırtın bağır, biraz bağırma. Yırtın dedim. İlk ismi soruyorum aşkım. Hayır, yırtılamıyorum, boğazım çok ağrıyor vallahi. Yoksa ben bağırırdım. İlk isim Ayşenur. Bir ara aranız bozuldu diye biliyorum. Şu an durum nedir? Ayşenur'la aramız iyi. Ayşenur'u sevdiğim bir arkadaşım zaten. Aramızın bozulma sebebi de şu senin arkana doğru, benim de senin arkana doğru. Biraz onu söyleyeceğim. Şahsın arkasından konuştukları ve benim o dönem hani beni ilgilendirmez deyip de anlatmadığım şeyleri son gün patlatma oldu. Ama aramız iyi. O konuda haklıyız. Ayşenur'u seviyorum, haklı. Ya bu konuda haklı tabii ki, söylemem gerekiyordu. Evet. Ama o ara hepsiyle aram iyiydi ve bu taraftan dolayı kimsenin bir şeyini birbirine söylemek istemedim. Şu an istemedim. Probleminiz yok. Yok. Okay. Bir diğer isme geçiyorum. Hatta seninle beraber adını söylemek isterim. Arkama doğru Şeyda dedikten sonra ne düşünüyorsun onun hakkında, anlat. Lavaboya gidebilirim. Kusacağım. O kadar haklısın bu arada. Evet. Öncelikle herkesin arkasından sallıyor, sallıyor, sallıyor ve çıkıyor. Ben anlamıyorum Öykü Hanım diyor. Öyle değil mi? Ben anlamıyorum. Hemen yapabilir miyim? Bunlar çok ağır geldi Öykü Hanım. Ay sen ne saf tip kadınsın ayol. Evet buyurun. Bir de bana der misin ya, bekle. Sana mı dedim? Bekle bana dermiş. Ameliyatım. Kuliste. Ulan sen beni telefonda arayıp da aşkım ya buradan aldığımız paralar yetmiyor. Zengin adamlar mı düşürsek de restoranda karşılıklı masa tutturup karşılıklı bakışsak mı diyen sen değil misin? Bakışmaya para veriyorlar kanka diyen kimdi? Ha? Hadi bana bir söyle. Hadi benmişim ya. Mı? Ya benmişim. Buna cevap ver ya. Bunun cevabını bekliyorum senden. Ayşenur öyleymiş. Yaren öyleymiş. O öyleymiş. Bu böyleymiş. Erol niye bir bölümde Şeyda benim ağzımı açtırma dedi? Ha? Neden? Ha, bunu biliyorum. Çünkü bütün arkadaşlıklarının bozulacağını biliyordu. Özellikle Yaren'le arkadaşlığının bozulacağını biliyordum. Yok kafem var. Kafem var da cebinde niye paran yok? Parası mı yok? Ya parası yok işte, o da onun muhabbeti. Bu para bize yetmiyormuş da bana bulunduğu teklife bakar mısın? Adamlar bize. Bir bakışarak yemek yiyorum, parayı cebe indiriyorum. Aynen kanka, en çok biz. Sen harikasın. Sen bir tanesin. En çok sen. Ses odalarına girip bilmem nerenin fanlarını oynuyorsun. Ulan o fanlar salak mı? Değiller. Senin iki tane kelimene kanıp da ay Şeyda biz de seni çok seviyorduk diyecekler. Asla yapmadın, ağzına biple. Biple. Hatta o gün ne güzel seni çağırdım ben ses odasına. İyi de asıl olay ne? Sallamış bir girdim. Aşkım yok öyle bir şey ya, sordular da. Ay evet, çok net hatırlıyorum. Ay çalıracağım. Abi, sen şuradan çıkanı, şuradan da gireni bilmiyorsun kanka. Bak abi, o gün bak yemin ederim bunu kaç kere anlattım bilmiyorum, sonsuza kadar da anlatabilirim. Çok gerilim, sen o gün küfür etme aşkım, bak vallahi sonra YouTube kanalı kapanacak, param gidecek. Sen bu kızın arkasından çok şeyler, bak ameliyatlıyım, dikişime bir şey oldu senin yüzünden. Bu karı derken sensin o. O karı. Bu karının arkasından sen o ses odasında neler söyledi hatırlıyor musun? Bak git mağazaya. Estetiklerinden önceydi o günler. O günlere sen bu kızın hakkında çok şey söyledin. Ben hemen Simge koş dedim, bu karı senin arkandan sağlı dostum diyorsun dedim, gel bir gör dedim. Doğru mu? Evet. Koştun geldin mi? Bir de bir saat ses odasına girmeye çalışıyorum ya. Beceremedi bir de karı ama karı hala gömüyor. Sonra o geldi benim bacım. Önce sen beni istemedin ya, korktun ya. Korktu, yemedi ya bir yerlerin seni. Karı geldi, aşkım nasılsın, hoş geldin. Aa, ben orada bir çıldırdım. Sonra gittin Yaren'in arkasından konuştum, hemen Yaren'e söyledim. Ertesi gün Yaren'le Simge senin ağzına bükler. Ertesi gün senin ağzına bunların hiçbirini unutmuyorum, sonuza kadar unutmayacak. Bunların hepsi senin estetiklerinden önceydi. Yani son olarak da şunu söylemek istiyorum. Evet. Sen böyle kötü kalpli, kötü düşünceli olduğun sürece hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. Tamam. Şu an bir ilişki yaşıyormuşsun, şu anlık. Finale yani, gitmek için yapıyormuş. Muhtemelen onunla finale bile kalamazsın sen, çünkü hiçbir erkeğin sana katlanabileceğini düşünmüyorum. Zaten aşkım 100 bölüm 100 ayrı erkek. Hep söylüyor. Bu içeride bildiklerimiz, dışarıdakileri bilmiyoruz. Bu doğru, doğru aşkım. Rezil. Ay rezil lan bir şey daha söyleyeyim, arkama doğru Şeyda. Hatta arkasına doğru Şeyda diyorum bu sefer. Kız senin arkan daha kıymetli, boş ver. Bir iki gün önce sanırım aranız bozuldu, emin değilim şimdi ben bu konuda hiç konuşmadık. Yaren'le takipleşiyordun, ne oldu? Yaren'le senin aran iyiydi ve ekranda hiç aranızda problem yaşandığını görmedim. Bana bir soru yöneltilmişti. En büyük kazancın ya da ilk kim dediğin kim diye, evet. İlk sırada Yaren'i söylemişti. Oh. Bu cümleyi kurma benim en büyük pişmanlığım. Nasıl? Bırak ilk sırada 18'inde bile başkasını sayarım, ilk 18'de seni sokma. Nedenini söyleyeceğim. İçeride asla ama asla hiçbir şekilde bir tartışmalı geçmedi. Tamam. Ki ben ne zaman seninle falan da konuşsam hani hep Yaren'i överim. Her zaman. Överim. Yani onun yeri cidden bende çok farklıydı. Doğru. İlişkisini hep destekledin. Yani aramızda bir yaş mesela benden küçük ama hep bir ablalık yapmıştı. Evet. Yani onun zaten karakteri var. O, doğru. Yani bölümlerden iki tanesinde siz onun adını duymak istemiyorum, Simge demeyin bana, sinirlerim madem böyle düşünüyorsun sen niye beni takip ediyorsun hala? Aşkım sorsaydın niye böyle dedin diye. Dedim. Sordun mu? Bilmem kaç bölüm önden gidiyoruz. Eski bölümleri izleyip kurulanlardan sıkıldım artık. Bu kadar sıkıntım varken ben arkadaşımın arkasından mı konuşacağım, atıp tutacağım gibi bir cümle. Ama sıkıntıları var aşkım, bu doğru. Sıkıntısı olabilir. Bu sıkıntısı olması demek ben gittikten sonra benim adımı duyamıyorum. Sen birinin adını duymaya dayanamıyorsan o kişi ben değil Şeyda olacaktı. Çünkü herkes biliyor ki senin arkanda en ağır ithamlarda bulunan kişi Şeyda oldu. Sen buna rağmen onunla dostluk yapıp benim adımı duymaya dayanamıyorsan sen Şeyda'nın sana söylediklerini hak etmişsindir. Çok özür dilerim bunu söylerken. Son isme geçiyorum. Çok sevdiğimi düşünüyorum. Abi, öncelikle buradan Elset fanlarına sesleniyorum. Sana sormadan önce. Bakın, beni salın. Benim Elif'le hiçbir problemim yok. Beni salmayın, siz kudurdukça ben seviyorum. Bak toparlamaya çalıştıkça karı oradan götürüyor. Ben toparlamaya çalışıyorum. Programdan çıktım, hala benden başka bir şey konuşamıyorlar. Ne yaptın? Beni seviyorsun. Ben bugün seninle çekim yapacağımı paylaştım. Paylaştığımdan beri Elset fanları tarafından linç yiyor. Bunlar böyle işte. Gerçekten linç içindeyim ya. Arkadaşım, konuşan yanındaki kişi. Tamam mı? Karı konuşuyor. Ben onu diyorum konuş diye. Yo, karı geliyor, anlatıyor. Böyle kendi fikrini söylüyor. Tamam mı başka? Fikrimi söylemedim, gerçekleri sonu okudun ya. Bu karı benim için gelmiş. Bu kadar. Bir flash. Evet, son isme geçiyorum. Sonuç olarak benim Elif'le bir problemim yok. Teşekkürler. Son isim Elif. Buyur. Yani hakkında konuşacağım çok şey yok. Ama gitmeden önceki son bir tartışma için bir şey söyleyeceğim, bir de ondan sonra bir şeyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Tabii ki efendim. Şeyden ortaya attığı bir şeyden dolayı... Elif'le alakalı bir şey mi ortaya? Evet, ortaya attı, yalanı sızdırdı. Biz de konuşunca suçlu benmişim gibi bir imaj oluşturuldu. Evet, bir tehlikeydim sözde o evde, bir şey konularından. Neyse. O yüzden tabii ki ben olsam ben de bana düşman olurdum. İşte bunu Şeyda'nın çıkardığını o kadar iyi biliyor ki Buna rağmen şu an hala Şeyda ile arkadaşmış bu arada içeride. Ben de şok. Yani tek konuları kıyafetmiş. Yani nasıl olabiliyor, anladın mı? Şeyda. Hani bunu Şeyda sundu. Yani Elif'le alakalı dedikoduyu çıkartan kişi Şeyda, tabii bana telefonda söyledi. Sen, ama arkadaş olmaya devam eden Şeyda. Ben bunun üzerine aradım yani. Erkek arkadaşını aradım. Onun erkek arkadaşını aradım. Sedat Bey'i aradım. Evet, o da şey dedi. Yani ben bilmiyorum, sadece dedi, böyle böyle dedi. Olabilir yaptı. Bir şey demedi. Ben, o bana anlatıyor, ben ona soruyorum ama olay böyle dönüyor. Ve üzerine bir de şey olayı döndü ya. Yok, aynen. Simge sürekli birilerinin hakkında bir şeyler konuşuyormuş. Evet, biliyorum ve konuşuyorum. Biliyorum, konuşuyorum. Arkadaşlar, o zaman güvenmediğiniz insanlara her şeyinizi anlatmayın. Güvenmediğiniz insanların yanında da bir şeyler yapmayın. Yapmayın, bak anlatıyorlar bana gelip sonra suçlu ben alıyorum. Sonra zaten suçlar oldu. Asıl konuya geliyorum şimdi. Ne oldu Simge konuşuyordu bir şeylere. Hadi ben kız kulisinde konuşuyorum. Siz niye erkekler evini arayıp konuşuyorsunuz? Hadi bana bunu söyleyin. Neydi o erkekler evini arayıp da söylediğiniz cümleler? Bunları kim söyledi? Ha? Ben mi söyledim bunu? Hayır, ben konuşunca kız kulesinde dedikodu ama telefonla erkekler evinden birilerini arayıp da bir şeyler sallamaları dedikodu değil. Söyleyeceklerim bu kadar. Mi? Şu an doğru. Kapatacağım mı şimdi? Bitirelim abi. Bu sabaha kadar beni s*****den arkadaşlar, lütfen Yeliz arkadaşımızın şarkısını dinlemeyi unutmayalım. Seviyorum. Karayı. Asla dur. Bir su içeyim bunun üstüne bağlı. Neyse, bitti. İnşallah son bölümüm olmaz. Yani Allah'ın izniyle bu canım programı emek verdim. Yıllardır, 4 yıldır emek verdim programı. Dilerim bundan sonra devam edebilirim. Efendim, siz de ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Sizi seviyorum. Bol bol yorum. Ben sevmiyorum. Ay karaya bak. Gidiyoruz diyorum, bitirdik diyorum. Kara ara sokmam. Öptüm, hadi ben görüşürüz. Bye bye.